أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Araf suresinin huzurundayız. Bize huzur veren surenin Allah'ın huzuruna bizi götürmesini istiyoruz. Bir başka anlamıyla demiştik, huzur derslerine başlıyoruz. Evet, bir insan Kur'an okumaya başlıyorsa, bir insan Kur'an okumadan geliyorsa, Allah'la konuşma ortamını yaşıyor demekti. Ve bu, var mı bundan başkası huzur olarak insanın muhtaç olduğu, elde edebileceği ya da peşinde koşacağı? Onun huzurunda olmak, onunla huzur bulmak. Evet, kulak kesiliyor. Evet, benlik, idrak, firaset ve basiret kesiliyoruz ve onun huzurundayız. Dinliyoruz. Anlamak için dinliyoruz, iman etmek için dinliyoruz, amel etmek için dinliyoruz, başkalarına duyurabilmek, yani onlara görüntü olabilmek, şahit ve şehit olabilmek için. Bismillahirrahmanirrahim. Evvelem yetefekkeru ma bi sahibihim min cinne. Bu insanlar hiç mi düşünmüyorlar? Yani şöyle bir kafaları, bir gönülleri varsa, akılları varsa, bir düşünce, bir idrak imkanları varsa hiç mi kullanmıyorlar? Bir tefekkür, bir tezekkür, bir tedebbür imkanı yok mu bu insanların? Yani bu insanlar hiç mi düşünmüyorlar? Fikir denilen şey bunlarda yok mu? Fikretmek istemiyorlar mı? Fikir dünyası bunların neresinde? Ya da bunlar fikir dünyasının neresindeler? Düşünseler ya, ma bi sahibihim min cinne. Onların arkadaşları var ya, şu kendilerince Muhammed dedikleri sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah'ın oğlu olduğunu çoktan unuttukları ama Abdülmuttalib'in yetimi olarak bildikleri, hani Ebu Talib'in yanında büyüyen, doğruluğuna, dürüstlüğüne herkesin kani olduğu, emin denilen, güvenilen, bu konuda hiç şüphe edilmeyen, yalanı bilinmeyen, sahtekarlığı görülmeyen şu arkadaşlarında bir cin, bir cinnet eseri var mı? Aklını örtmüş mü bazen? Kafayı yemiş mi arada? Ya da böyle bir özelliği, böyle bir yaşantısı, böyle bir görüntüsü olmuş mu? Bir cinnetten eser var mı? Hiç mi düşünmüyor bu insanlar? Ma bi sahibihim min cinne. Onların arkadaşları, onlarla sohbet eden, beraber yaşayan, birlikte hayat süren, yani onların olan, kendilerinin bir parçası durumunda bulunan, birlikte oldukları bu Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın elçisi olma göreviyle karşılarına gelince, Allah'tan getirdiği doğruları söyleyince, ne oldu bu adamlara? Yani neden cinnet getirdiğini iddia ettiler? Hiç akıl almaz şeyler söylediği için mi? Ama zaten akıl ürünü değil ki. Yani ne oldu bu insanlara? Ne demeye reddediyorlar, ne demeye inkar ediyorlar, ne demek istiyorlar sanki? Yani nedir Muhammed Aleyhisselam'ın suçu? Onların yanlışlarını haber vermek mi? Onlara hatalarını söylemek mi? Nedir onların anlamak istedikleri, öğrenmek istedikleri? Demek kendi kendine beceremez bunu. Doğru, ama Muhammed Aleyhisselam bunu kendi kendine becerdiğini iddia etmiyor ki. Ben yaptım, ben bildim, ben anladım demiyor ki zaten. Allah beni görevlendirdi ve ben size söylerim diyor. Öyle olunca biz cinnet mi arıyorlar? Başka iddialarını yan yana ekleyelim. Yoksa şair mi diyorlar? Öyle mi benzetmişler? Hiç yakıştı mı? Bildiniz mi? Anladınız mı? Şiire benzer mi Kur'an? Allah peygamberine şiir mi öğretmiş? Öyle mi? Şair mi yetiştirmeye çalışmış? Bu iddiada mısınız? Ya da kahin mi? Hiç kehanet görmediniz mi? Gerçi kendilerince bu işin piri olan büyükleri, yani mesela Velid bin Muire bir seferinde durun gidip bir konuşayım onunla diyor. Acaba aklından neler geçiyordu?
Niye gidip konuşacaktı? Sonuçtan öğreniyoruz. Bu neyin nesi diye bir kere daha kendince objektif bakacak. Acaba Muhammed kimin nesi? Ne demek istiyor? Ne söylemeye çalışıyor? Ne bulmuş? Ne getirmiş? Acaba nasıl bir damga, acaba nasıl bir yafta ortaya koysak derdindeler sanırım. Dinliyor. Sonra dinliyor. Sonra dinliyor. Sonra dönüyor kendi avenesinin yanına. Diyor ki biliyorsunuz ben şiiri bilirim. Bu adamki şiir değil. Ben bilirim cinnet geçiren insanları, cinle ilgili insanları, mecnunları bilirim. Bu adam mecnun değil. Ben nice kahinler görmüşüm. Ömrüm onlarla geçmiş. Bu adamınki kehanet de değil. Denmez, mümkün değil. Peki ya sihirbazlık? Hiç de yakıştıramadım. Ama karşıda bir kurt eleman var. Bir büyük adam var kendince, bir baba adam var hayata hakim o dönemde. Ama cehaletin babası baba da. Aa ne oldu Muhammed'in sihri seni de bürümüş galiba, seni de büyülemiş herhalde deyince, yok yok öyle değil inandığımı iddia etmek istemiyorum dedi ama baskı arttı. İyi söyle öyleyse ne diyeceğiz, hadi kararını ver herkesin ortasında diye baskı yaptı. O da her şeye rağmen sonunda dedi ki, olsa olsa, bu kala in hâbâ illâ sihrun yü'sar, bir sihirbazlık, ben başkasını yakıştıramadım dedi. Düşünmeden söylediler, çaresiz söylediler, oysa bunun ne olduğunu peygambere sorsalardı, o daha dürüst davranacaktı, o neyin ne olduğunu saklamayacaktı, olan olduğu gibi ortaya koyacaktı, işte dinliyoruz ve söylüyor, in hûve illâ nezîrun mübîn. Başka değil bu arkadaşınız, cinnet filan yok başında, sihirbazlık yok, şairlik yok, kahinlik yok onun içinde. Ya ne? İn huve illa nezirun mübin. Açık, net, ayan beyan bir uyarıcı, hepsi bu kadar. Yani, peygamberin açık, ayan beyan görevinin bu olduğunu ısrarla ve tekrarla Kur'an'dan öğrendiğimizi hatırlayın. Demek ki, peygamberimizin öncelikle bir inzar görevi var. Peki ama inzar tebşirin bir parçası değil mi? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeci olmak yanında uyarıcı olmak yani beşir olmak yanında nesir olmayı da aynı anda yaşamıyor mu? Elbette ama bakıyoruz Kur'an'a ilk gelen beşir ve nesir formunda ilk gelen kelime yine inzardır. Ama Kur'an'ın başından bakın ilk karşılaştığınız yine inzardır. Ama Kur'an'ın özü ve özeti sure Yasin'e yeniden bakın, önce peygamberin görevini, Kur'an'ın görevini uyarı olarak, inzar olarak tanıtır Allah. Öyleyse bunun bir önceliği var. Yani, in huve illa nezirun mübin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, açık anlaşılır, ayan beyan bir nezirdir. Demek ki, peygamberin geliş fonksiyonu, gelmesinin ana nedeni, ey insanlar dikkat edin, bakın bu hayatı bırakın, vazgeçin, değilse cehennemi boylarsınız. Bakın ey insanlar, ey Allah'ın kulları, dönün Allah'a kulluğa, değilse cenneti kaybedersiniz. Bunu demeliydi, bunun için gelmişti. İnzarın zaten tehlikeyi haber verme anlamını her zaman hatırlıyoruz. Tebşir de müjdeyi. Yani sondaki müjdeli durumu haber vererek anlatmaktır. Her ikisi de cennet ve cehennemle anlatılır. Müjdenin galiba cennet ve cehennem boyutu şöyle olsa gerek. Ey insanlar amana bıkmayın usanmayın devam edin kulluğunuza. Sonunda siz mutlaka kesinlikle cennete ulaşacaksınız eğer böyle devam ederseniz ve de cehennemden kurtulacaksınız. İşte bu tebşirdir. Müjdedir, müjdelemedir. Diğeri de dikkat edin cehenneme gidersiniz, dikkat edin cenneti kaybedersiniz. Bu da inzardır. Evelem yanzuru fi melekutis semavati vel ard. Ve ma halakallahu min şeyin ve en asa en yekuna kad iktarabe eceluhum. Söyleyin. Yani bu insanlar hiç mi bakmıyorlar? Bir bakıp çekseler, nezaret etseler ya konuya, yani üzerinde düşünseler, bir nazar ediverseler, bütün göklerin ve yeryüzünün, bir de Allah ne yarattıysa, bütün yarattıklarının, mülkünün, melekutunun ne olduğunu, kimde olduğunu, nerede olduğunu, nasıl olduğunu bir düşünseler ya insanlar, dahası bir de وَاَنْ عَسَا اِنْ يَكُونَ قَدِقْتَرَ وَاَجَلُهُمْ düşünecekleri bir konu daha var. Ecelleri yaklaşmışsa, acaba ne olacak?
Başlarına ne gelecek? Acaba onlar nasıl olacaklar? Ecelin ötesinde, kıyametin ötesinde, ölümün ötesinde onları ne bekliyor bir düşünseler ya. فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Yani bu insanlar buna inanmayacaklar da bunun ötesinde neye inanacaklar? Neye inanmak istiyorlar? Ne bekliyorlar? Ayet inanmayacaklarsa, hadis dinlemeyeceklerse, Allah söz sahibi değilse, peygamber söz söylemeye yetkili değilse, söylesinler, فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Bu gerçekleri anlatan Allah'ın sözleri dışında, bunlar yeterli değilse, neye inanacaklar? Nedir onların bekledikleri? Nedir onların inanmak istedikleri? Yani ciddiler mi inanmak iddiasında? Yoksa, مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَا دِيَلَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Yok, işin aslı şu galiba. Bunlar sapmak istiyorlar. Allah da yollarına sapıklık damgası vurmuşsa, artık hidayettesiniz, aman siz cennet yolunu bulmuşsunuz, siz ne kadar da iyi gidiyorsunuz demeye kimin yetkisi var? مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهِ فَلَا هَا دِيَلَهُ Daha önce 178. ayette bunun tersini okumuştuk. Men yehdillah fehuvel muhtedi. Kim ki onun hayatına, onun gidişatına, onun yaşam programına, kimin ki Allah hidayettedir damgasını vurmuşsa, işte hidayette olan odur. Allah'ın hidayettir dediği hidayettedir. Onun dışında hiç kimsenin hidayette olduğunu kimse iddia edemez. Öyle öğrenmiştik o ayette. Ama burada da tersinden okuyoruz aynı olayı. Men yudlilillahu fela hadiyele. Yani kim ki Allah onu saptırmış, yani sapık olduğunu beyan etmiş, yani o yolun, o gidişatın, o hayatın, o programın dalalet olduğunu, sonunda cehenneme gidip götüreceğini söylüyorsa, artık onun cennette olduğunu iddia edecek kimse yoktur. Gel gel seni Allah cehenneme göndermiş ama gel seni biz cennete götürelim demeye kimin yetkisi var? Peki ama mesela Musa aleyhisselam Firavun'a gitmişti. Ve ehdiyeke ila rabbik fetahşa demesi istenmişti. Gel Rabbına bir yol gösterelim, sana hidayeti öğretelim de sen haşyet duyasın, boyun bükesin, sen de cennetlik olasın diyen bir Musa aleyhisselam var. Peki bu Musa aleyhisselamın yaptığı Allah'ın dalalette bıraktığı kişiye hidayet lütfetmek anlamına gelir mi? Kesinlikle hayır. Çünkü Allah zaten Musa aleyhisselamı gönderen, görevlendirendir ve Musa aleyhisselama demiştir ki, git benim nam-ı hesabıma söyle ona, ancak benim davetim, ancak benim çağrım sonucunda insanlar hidayet bulabilir, cennet yolunu öğrenebilirler. Gelsin inat etmesin, temizlesin kendini Firavun yapan bütün özelliklerden, sonra da Allah'ın yolunda, yani cennet yolunda, Allah'ın rızasını kazanacağı yolda olsun deniliyordu. Tekrar ediyoruz. Men yudlilillah. Kimi ki Allah sapıtmıştır, yolunu kaybetmiştir diyorsa, kime ki Allah cehennem yolundadır diyorsa, kimin yoluna ki Allah bu yol onu cehenneme götürür diyorsa, kimin hayatına, kimin yaşam programına, kimin istediklerine, arzularına, peşi sıra gittiği, yapmak istediği, yapmaktan kaçındığı şeylere işte bu dalalettir damgası vuruyorsa, Allah'ın böyle bir yargısından sonra artık o kişi için felaha diyele olsun, Allah derse desin sen aslında iyiye gidiyorsun. Sen aslında yolunu bulmuşsun. Senin yolun çok güzel. Senin hayat programın, senin ekonomik programın, senin siyasal yapın ve yapılanman, senin aile anlayışın, senin insan anlayışın, sen ve seninle ilgili olan her şey gerçekten hidayettir. Seni sonunda cennet gibi bir hayata götürür demelerinin hiçbir anlamı yoktur. Evet diyecekler çıkacak. Seninki güzel diyecekler, Allah'a danışma da en güzeli diyecekler, peygambere sorma da daha güzel olmaz diyecekler belki, ama ne derlerse desinler, onların dediklerine iltifat etmeyin ve sadece iyi bilin ki Allah'ın dediği güzel, Allah'ın dediği doğrudur. Bundan başka doğru olmaz. Bundan başkası olmaz elbette. وَيَذَرُهُمْ فِي طُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Peki Allah onlara dalalet damgası vurdu da hala ne diye yaşıyorlar mı? Şaşkın, tuğyanlarında, inkarlarında, isyanlarında, tağutluk mantıklarında kör topal yaşayıp gidiyorlar. Bırak sen onları diyor Allah. Bırakıvermiş çünkü kendisini. Peki böyle olan insanları madem bırakmamız gerekiyor, onlara vahya ulaştırmayalım mı? Onları hakka ve hakikate davet etmeyelim mi?
Öyle değil. Her şeye rağmen tüm uyarılar onların yine de ilgisizliklerini artırıyorsa, küfürlerini artırıyorsa, bizim anlatmamız, bizim söylememiz, bizim ilgilenmemiz her şeye rağmen onların ilgisizliklerini çoğaltıyor ya da inkarlarını çoğaltıyorsa, o zaman yapacak bir şey yok. Yani kahrolmak ya da mahvolmak ya da helak olmak yok. Biz devam ederiz yolumuza, Allah'a karşı bir mazeretimiz olsun deriz diye öğrenmiştik aynı surede. Peki, acaba onlara gündem yapılacak, onların gündemine konulacak bir başka konu var mı dersiniz? 187. ayet gündemi şöyle belirliyor. Onlara davetiye falan yok. Ama onlar yargılanacak mı? Ama onlar sorgulanacak mı? Bunu kendileri anlasınlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Tutmuşlar, gelip sana soru soruyorlar. Kıyamet ne zaman demir atacak diye. Kıyamet, yani saat, bir gemi çıkmış yoluna gidiyor. O gemide insanlar diledikleri gibi yatıp kalkıyor, eğleniyor, zevk alıyorlar. İstedikleri gibi yaşıyorlar, diledikleri gibi gönüllerince kafalarına göre takılıyorlar. Sonunda madem peygamber bir şeyler diyorsa acabaları belki olduysa ya da öyle bir düşünce kafalarına geldiyse, kendilerini az biraz rahatsız ettiyse bu sefer soruyorlar. Gerçekten mi? Sen bir kıyametten söz etmiştin. Bu ne zaman olacak? Bu hayat gemisi ne zaman demir atacak? Ne zaman duracak? Öyle şey mi olur? Saçmalıyorsun ama hadi söyle bakalım gibi soruyorlar. Yes'elunek anissâh eyyâne mursâhâ. Kul. Böyle soranlara şöyle söyle. Sen bilmezsin bunu, ben söylüyorum. Söyle onlara. Onlar da bilsinler. Kimi neye soracaklarını bilmiyorlar galiba. De ki, bunun sözcülüğünü yap. Güzelce onların akıllarına göre söyle, anlasınlar. İnnemâ ilmuhâ inde Rabbi. Siz bu konuyu bana değil, Allah'a soracaktınız. Siz bu konuyu bana neden soruyorsunuz? Çünkü onun ilmi, onun bilgisi Allah, yani Rabbim olan Allah'ın yanındadır. La yücelliha li vaktiha illahu. Onun vaktini, onun zamanını, onun belirlenmesini ancak Allah bilir. Bu ancak ona tecelli eder. Onda son bulur. Yani isterseniz sorun. Başkalarına sorun, birilerine sorun, sormaya devam edin. Ben bilemedim, büyüğünüze sorun, bilemediyse küçüğünüze sorun, olmazsa zengininize, değilse fakirinize sorun, uzun boylunuzdan kısa boylunuza kadar, şehrinizden köylünüze kadar sorun, sorun insanlara, sormaya devam edin. Ama iyi bilin ki bu soru sonunda Allah'a varmalı ve cevap alacaksanız ancak onda bulmalısınız ve Allah bu konuda cevabını şöyle veriyor. Sekulet fis semavati vel ard. Bütün gökler ve yeryüzüne bu ağır gelir. Öğrenemezsiniz. Öğrenseniz dayanamazsınız. Yani siz bu konunun bilgisine sahip olamazsınız. İnat etmeyin, vazgeçin. Bu sizin işiniz değil. Bu sizinle ilgili bir konu değil. Ya siz bilecekseniz şunu bilin. La te'tiküm illa bahte. Ansızın gelir o size. Hiç beklemediğiniz zamanda gelir. Birdenbire gelir. Ne yaptığınızı, ettiğinizi bilmezsiniz ve gelir. Yani elinizde iş varken gelir. Ağzınızda aş varken gelir. Yanınızda eş varken gelir. Siz iş dünyanızdayken gelir. Siz para piyasasındayken gelir. Siz her işi bitirmiş, dinlencede, eğlencedeyken gelir. Yani onun ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Sizi hesap edemezsiniz. Ama ansızın gelir. Öyle mi? Ansızın mı geldi bugüne kadar kıyamet? Hiç kıyametin koptuğunu görmedik ki demeyin. Biliyorsunuz 3 çeşit kıyamet vardır. Birincisi ya da herkesin ilk tattığı bireysel kıyamet dediğimiz ölümdür. Sonra toplumsal bir kıyamet, sonra evrensel kıyametten söz ediyor Kur'an. Peki ama yani şimdi bireysel kıyamet denilen şeyin diğer kıyametlerden zaman olarak ne farkı var? O da ansızın gelmiyor mu? Yani haber mi ediyor size? Ölüm, bak geliyorum diye. Ben ölümüm, gelmek durumundayım. Bak size geleceğim, sizden randevu alıyorum diyor mu hiç? Peki söyleyin, kime nasıl gelmiş de ansızın olmamış? Tam evine girerken ölenler mi? Var değil mi? Yok, masasının başında ölmüş kalmış olanlar, görmüşsünüzdür.
Tam yola çıkacaktı, çıktığı için ölenler, çıkmaya geç kalmıştı, otobüsü kaçırdı, evinde yatağında ölenler yok mu? Lokma ağzındayken ölenler ya da başkası, mesela bizzat secdedeyken ölenler yok mu? Tuvalette ölene kadar, hastanede veya hastane dışında ölenler, yani hangi birini saysam binlerce ve binlerce ve de milyonlarca örnekleriyle herkesin kıyameti herkese saklı ama ansızın gelmiyor mu? Hatta aylar yıllar hasta olanların ölümü bile öyle değil mi? İlk hastalandığı gün ölseydi bilirdik, tamam o gün bekliyorduk ama ölmedi. 10 ay geçmiş ölmemiş, 10 yıl geçmiş ölmemiş diyorsunuz değil mi? O büyük kıyamet de öyle. Toplumların kıyameti konusunda da aynı şeyi çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Görülen öyle. Birileri belki bekliyor etrafında. Aman düşüverdi, düştü düşecek, bu devletin mirasına biz konsak diye, ama düşmüyor bazen. Hatta mirasa konmayı bekleyenler, çoğu zaman onlar düşüveriyorlar. Hani bir adam varmış, mini minnacık, şirin bir kulübesi, ama çok seviyormuş da yıkılmasını, ansızın evine gelince yıkılmasını, yıkık görmesini tahammül edemez, hazmedemez, bilir ve ne yapacağını şaşırırmış. Bir gün yalvar yakar, o minik kulübesine derdini anlatmış. Demiş ki, senin böyle benden habersiz yıkılmanı istemiyorum. Bari ruhen hazır olmaya çalışsam, yani sen bana anlatsan, söylesen, haber versen olur mu? Olur demiş o da. Adam oduncu gitmiş ormana. Bir gün gelmiş ki kulübe yıkılmış. Ah demiş, vah demiş, neler demiş, dövünmüş, paramparça bir yürek, darmadağın bir kalp sahibi olarak şöyle bir kenara oturmuş, derken az biraz sükunet ve konuşmalar aklına gelmiş. Demiş ki, ey kulübe, ey benim kulübem, ey hayatımın bir parçası, söyle hani bana söz vermiştin, hani yıkılmadan önce bana diyecektin, ben kendimi hazırlayacaktım, böyle ansızın karşılaşınca birden bir hoş oldum, hani nerede sözün deyince, kulübe gayet sakin ama üzüntülü. Elbette o da sevgilisinden, o kendisini seven adamdan ayrılmak istemezmiş ama ne yapsın? Demiş ki, ama ne yapabilirim? Ne zaman ben sana yıkılabileceğimi, yıkılmamın yaklaştığını, ben de yıkılabileceğim demeyi ağzıma alsam, yani ağzımı açıversem bir tarafım şöyle, aa meğer kulübe sağdan soldan çatlamaya başlıyor, adam da hemen ağzına bir çamur tıkıyormuş, sus, konuşma dercesine. Demiş ki kulübe, ben ne zaman bunu haber vermek için ağzımı atsam sen çamur tıkadın, ben de söyleyecek halim kalmadı ve aniden göçüverdim, ne yapayım, ansızın oldu işte demiş. Ne dersiniz, hep böyle ansızın mı geliyor kıyamet? O büyük kıyamet de öyle gelecek, kimse beklemese de. يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَف۪يُّنْ عَنْهَا. Tutmuşlar bu işin sen piri gibi, bu işin üstadı gibi, bu işin yetkilisi gibi ve de saklıyorsun ve de sen bu işin peşindesin. Aslında araştırmışsın, öğrenmişsin de bilgisi sende duruyor da kimseye sanki demeye çekiniyor musun gibi ısrar edip sana gelip soruyorlar öyle mi? Onun bilgisini sana soruyorlar. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ. Onun bilgisi sadece Allah katındadır. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ama nedense bu gerçeği insanlar bilmek istemiyorlar. Yok biz de biliriz diyorlar. Daha çok ömrümüz var önümüzde. Öyle demişti bir dost. Allah taksiratını affetsin. Bir düğün ortamı karşılaştık. Hani daha ne zamana kadar bekleyeceksin demiştik. Namaza başlamayacak mısın? İnşallah, maşallah dedi. Hadi dedik ama ısrar ediyoruz. Daha çok dedi önümde yıllar, inşallah. Evet, önünde yıllar çokmuş ama onun yaşayacağı, hayatta olarak yaşayacağı yıllar değil, ölümünden sonra yaşanacak yıllar varmış. Çünkü bu sözü söyledikten bir ay sonra otel odasında ölü bulundu dediler. Evet, öyle oluyor insanlar. Daha çok günler, daha çok yıllar var diyenleri duyuyoruz. Haçtan sonra diyenler, düğünden sonra diyenler, dükkandan sonra diyenler, oğlumdan, kızımdan sonra diyenler, ondan önce gidiveriyorlar bazen. Ben de az biraz espri ama ciddiyetle söylüyorum böylelere. İsterseniz siz bilirsiniz ama öyle bir durum olursa mezar taşınıza yazsak, tuh rahmetlik tam başlayacaktı ama ömrü vefa etmedi diye öyle mi? İster misiniz? Allah'ın kabul edeceğini zannediyor musunuz? Ansızın gelirmiş kıyamet.
hiç beklemedik bir zamanda. Ama mesela Ali İmran suresi bu konuda bize bir güzel kurtuluş yolu, bir kurtuluş reçetesi sunuyordu. Ne dersiniz, hatırladınız mı Ali İmran deyince bununla ilgili Allah şöyle söylemiyor muydu orada? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman iddiasında olanlar. Ey inandığını söyleyenler. Madem ki öyle mümin olmanızı istiyorsunuz, bu iddiadasınız. Buyurun size iman programından bir bölüm. İttakullah. Allah'a karşı gelmekten korkun, sakının. Takvayı iş edinin. Ama hakka tukati, nasıl gerekiyorsa. Kendinize göre uydurduğunuz bir formda değil. Ben biliyorum, bana göre böyle olmalı değil. Biz böyle istiyoruz, bunu güzel zannediyoruz şeklinde değil. Ya Allah nasıl istiyor, nasıl öğretmişse, Allah'ın dediği gibi, onun istediği gibi, ona göre ayarlayın. Takva ki Allah'a karşı gelmekten korkmak, takva ki Allah'ın sınırlarını çiğnemekten korkmak, Allah beni korusun demek, Allah'la korunma isteğinde olmak, işte öylece yapın ve لَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sakın ha, başka değil, sadece Müslüman olarak ölün. Yani ölüm sizi Müslümanken bulsun. Öyleyse ansızın gelirmiş. Bana ne? Ya da istediği zaman gelirmiş. Beni ne ilgilendirir? O, kendisine o konuda görev vereni dinleyeceğine göre, ben de bana bu konuda görev vereni dinliyorum dedim mi, her şey halloluyor bakın. Ne kadar tatlı. Tekrar ediyoruz. Allah ölüme, Allah ölüm meleğine bir yasa, bir yazgı koymuş. Onlar onu dinleyecekler ve benimle anlaşarak, benimle olayı paylaşarak karar vermeyecekler. Yani Allah hiçbir zaman gidin sorun razıysa ya da haber verin hazırlansın ondan sonra demeyecek. Ya gidin falanın canını alın, gidin filanın canını alın diyecek ve benim sıram da ne zaman gelmişse bana da aynı şeyi söyleyecekler benim adıma. Onlar da görevini yapacaklar. O beni ilgilendirmiyor o zaman. O onların sorunu, o onların görevi. Ve ben inanıyorum ki onlar görevlerini harfiyen yerine getirecekler. Ama benim görevim ne? Madem ki onlar Allah'ın görevini, Allah'ın yüklediği görevi yerine getiriyorlar, Allah'ın dediğini gerçekleştiriyorlar, ben de bana düşeni yaparım, tamam problem biter. Yani ben de Müslüman olurum, İslam yolunda olurum, sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaya devam ederim. Artık ölüm bana ne zaman gelirse gelsin, ne fark eder? İstediği zaman, gece gündüz fark etmez, sabah akşam hiç fark etmez. Yemek yerken ya da uyuduğumda ya da uyanıkken ya da namaz kılarken veya otururken veya birileriyle konuşurken ne fark eder ben hep Müslüman olduktan sonra? İşte temel program, temel prensip, temel çözüm bu galiba. Kıyamet ansızın gelecekmiş, gelsin. Ondan ne korkum var benim o zaman? Yani ölüm mü? Aleyhissalatü vesselam şöyle buyururdu. İnne abatan nasi indi mu'minun hafiful had. İbn-i Mace'den aldığımız bir hadis. Devam ediyor. Böyle bir insan, yani gıptaya layık bir insan, model insan, ölümü kolay olandır. Acilet meniyetuhu. Kolayca ölür. Ve kallet rasuhu. Mirası da azdır. Ve kallet bevakihi. Arkasında ağlayanlar da az olur. Feryat figan ağlanmaz zaten, ona güzel ağlanır. Hem ağlamanın ne olduğunu anlayan arkada bırakılanlar vardır. Hem de yani güzel gitmiştir de ağlamak değmez. Sevinmek anlamına değil ama güzelliğinden dolayı bir mutluluk, bir itminan vardır gönlümüzde anlamına gelecektir. Bu ayet, bu 187. ayet bana tefsir yöntemiyle ilgili başka bir konuyu hatırlattı. Paylaşalım. Yes'elunek başta. Sonra ortada tekrar yes'elunek. Hatta bu isimde bir kitap hatırlıyorum. Yes'elunek. Sana soruyorlar. Kur'an-ı Kerim'de belki şimdi tam hatırlayamayacağım ama 13-14 yerde bu formda ayetler var. Sana soruyorlar. Yes'elüke şeklinde olanı var. Yes'teftunek olanı var. Ve diğerleri yes'elunek. Onlar sana şöyle soruyorlar. Bak onlar sana şunu soruyorlar, sana şundan bir de bundan soruyorlar gibi. Bu bana ne hatırlattı? Demek ki Kur'an-ı Kerim'de 14 kadar yerde soruya cevap olarak doğrudan gelen ayetler varsa, hem soruyu söylüyor hem cevabı hatırlatıyorsa, ben dini anlatmada bunu 6000'de 14 olarak kullanabilirim. Yani azıcık.
gideceğim bir yere, bir cenaze veya düğün ortamı veya sosyal bir sohbet zemini veya bir dükkan tezgah ziyareti, bir dost ziyareti, bir akşam veya gündüz ziyaret ortamında olacağım. Orada köşeye çekilmiş elinde çay bekleyeceğim. Bir şey sorsalar da cevap versem diye, anlatsam diye. Olmaz öyle şey bu ayetlere göre. Yani evet soruya cevap belki ama sormadan anlatma prensibi daha hakim Kur'an'da. Şöyle de diyebilelim. İnsanlar bir şeyler sorunca onlara cevap vermeye çalışalım. Ama ne dersiniz? Ey dini anlatmakla yükümlü olduğuna inanan ve bazen dinsel konuşanlar. Mesela size hayatınız boyunca Tarık, Leyl veya Duha soran oldu mu? Peki ya Kamer'den, Necim'den ya da Tur'dan hiç soru geldi mi şimdiye kadar? Ankebut, Rum, Lokman ve Secde sureleri size soru konusu oldu mu? Öyleyse eğer siz birilerinin sorusunu beklerseniz hep kıyamete kadar, yani kan nakli caiz mi ama organ nakline ne dersin? Bir mala iki fiyat olmaz ama belki de onun yanında bir de şu konu diye böyle klişeleşmiş sorular. Ya mimsiz sure nedir ya da acaba Süleyman Aleyhisselam'ın karşısına çıkan karınca ya da Musa Aleyhisselam'ın asası konusu. Yani o kadar hazır konular ki. Efendim bunlar tarihte kaldı. Ben bugünkü konuları alevlemek istemediğimden ölmüş bitmiş yok olmuş küllenmiş olanların şöyle bir örnek bitici olduğuna delalet eden bir örnek diye hatırlansın istediğim de onları söyledim. Değilse bugünkülerin de ondan çok fazla farkı yok. Mesela soruyor adam. Hocam bir sorun vardı ama buyurun. Hangi suredeydi? Aa tamam Nur suresi de dedi mi? Ben söylüyorum 60. yani daha sonraki ayet mi? Evet ama diyor. E tabi 35 ile 40 arasını soracak halin yok ki diyorum. Çünkü hep oradan geliyor soru. Yani acaba beraber mi yiyecekmiş yoksa ayrı yese de olur muymuş? Tabi onu demek zorunda, onu söylemek zorunda. Hayatı onunla ilgili adamın Nur suresinin başından 60 sonundan geçmiş bir orası kalmış olarak soruyor. Veya işte En'am suresine bir soru soracaktım ama falan konu mu diyoruz. Ya da Araf suresinde bir konu filan konu mu diyoruz. Yani o kadar belli olmuş ki konular sanki başka konu yokmuş gibi. Ondan bıkan kimi arkadaşlarda da şöyle bir yöntem görüyorum ama sevmiyorum. Sen ne sorarsan sor ben bildiğimi söylerim gibi. Yani uzatmalı bir cevap formülüyle yine biz anlatacağımıza gelsek. Bunu öyle yapmasak aslında evet onu da kullanabiliriz belki ama çünkü Kur'an'da sorulan soruya beklenen cevap verilir bazen. İşte burada olduğu gibi. Hiç beklenmeyen cevap verilir bazen. İşte burada olduğu gibi. Ama bazen beklenen cevap yanında beklenmeyen cevap da verilir. İşte bu Kur'an'da olduğu gibi. Hepsi Kur'an'da var mı? İsterseniz birer örnek sunalım size. Soruyu sorar insanlar peygambere ve cevapları bellidir kafalarında. Evet, hayır gibi, tamam, devam gibi net bir cevaptır ve Kur'an birini seçer ve söyler. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيلِ Hayız döneminde kadınlarla beraberlikten sorarlar peygamberimize. Aradıkları cevap nettir. Evet, hayır gibi. Haram, helal gibi. Allah da der, bırakın o dönemde o iş. Hayır, yasaktır diye. Ama bir başka örnek. Beklenen cevap değil, hiç beklenmeyen bir cevap verilir. İşte kıyamet ne zaman diye. Ne yapacaksınız? Bunu niye bana soruyorsunuz? Ben nereden bileyim? Yanlış sordunuz, vazgeçin diye bir başka cevap geldi bakın. Ya da hilalden soruyorlar. Neden kocaman, ince, ufacık, küçücük, sonra orta, sonra büyük? Allah diyor ki o bir vakit aracı. Bunu bilin yeter. Size ne gerisinden? Ya da bazen hem beklenen hem beklenmeyen cevap verilir demiştim. Yusuf Aleyhisselam'ı zindanda hatırlayın. Ziyaretine gidelim hadi. İki kişi geliyor. Şöyle şöyle rüya gördük diyorlar birer birer. Sen şöyle sen böyle olacaksın diye yorumluyor ama bundan önce onların sorduklarına hiç ilgisiz ama uzaktan yakından benzersiz bir konuya giriyor. Tek ilah mı, farklı ilahlar mı hayırlı hiç düşündünüz mü diye. Bir de soruya cevap formülünde peygamberimizin ancak örneklediği Kur'an'da bilmem Allah'ın böyle bir sözü olamayacağından Kur'an'da göremeyeceğimiz bir cevap formülü o da peygamberimizden öğrendiğimiz bilmem şeklidir. Öyleyse biz de bize sorulanlara bilmem diyebiliriz. Ama
soruya binaen din anlatmayı temel kabul etmeyeceğiz. Din anlatacaksak Kur'an'ın bir ucundan başlayıp sonuna kadar, bitti demeden sonuna kadar, sonra tekrar sonra tekrar anlatmaya çalışacağız inşallah. Yani anlamak için, yani yaşamak için, yani sonunda cennet kazanmak için. Tekrar ediyoruz o zaman bu anlatılanlar ışığında bu 187. ayeti. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا. Sana gelip peki diyorlar, kıyamet mi dedin? Yani bu hayat bitecek mi? Bu hayat gemisi demir atacak, duracak mı? Devam etmeyecek mi bu bizim yaşantı? Söyle o zaman ne zamanmış bu? Söyle onlara. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. Bu tekrar gelecek. Bu özellikle anlatılan bilgi, bu temel bilgi tekrar gelecek aynı ayette son bölüme doğru. Yani onun bilgisini ancak Allah bilir. Rabbim bilir, başkası bilmez, bunu böyle bilin. Boşuna soruyorsunuz bana, yani bilmeyene soruyorsunuz, yanlış kapıya gelmişsiniz, yanlış adrese gelmişsiniz. لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّهُ. Onu bilecek ancak Allah'tır. Onun vaktini anlayan, onun vaktini bilen, onun vaktini ayarlayan ancak Allah'tır. Sekulet fissemavati vel ard. Bütün gökler, bütün yeryüzü onun bilgisine tahammül edemez. Onun bilgisi ağır gelir onlara. Çekemezler, bilselerdi, tahammül edemezler, dayanamazlardı. La te'tikum illa bahte. Ama siz şunu iyi bilin, o size ansızın gelecek, birdenbire gelecek, hiç ummadığınız zamanda gelecek. Yes'elûneke ke'enneke hafiyyun anha. Buna rağmen habire sana soruyorlar. Yani ne zaman diye, sanki sen öğrendin gizliyorsun gibi, sanki senin dediklerin şaka gibi, sanki ciddiye almamışlar gibi, tekrar bir daha sana soruyorlar. Kul onlara şöyle söyle, innemâ ilmuhâ indallâh. Anladınız mı? Bunu ancak Allah bilir de onlara. Velâkinne ekteren nâs lâ yâlemûn. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. Bilmek istemiyorlar. Ya da bu konunun Allah'ın işi olduğunu bilmek işlerine gelmiyor belki de. Onun için bilmeye yanaşmıyorlar. Kul, öyleyse söyle onlara. Gündemlerini şöyle belirle onların. La emlikü li nefsi nef'an ve la darran illa maşaallah. Ben kendi namı hesabıma ne mutlak fayda ne kesin zarar konusunda yetkili değilim. Ama illa maşaallah, bunu Allah böyle dedi diye, değilse, Allah dilerse, hem güçlü olurum, hem birilerine zarar verebilirim, hem birilerine ya da kendime fayda verebilirim. Bu Allah'ın işi. İlla maşaallah. Zaten, velev küntü alemul gaybe, ben olsaydı ki gaybı bilen birisiyim, ben, yani aynen sizinki gibi, yani bütün mahlukat ve mevcudat gibi kıyamet konusunda, ahiret konusunda, yani gaybi alem konusunda Allah'ın bildirdiklerinden fazla bir şey bilen birisi olsaydım, onun dışında bir bilgim olsaydı, لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Daha çok hayır işlemeye, daha çok hayır ortaya koymaya çalışırdım, hayrımı artırmaya çalışırdım, hem kendi hesabıma hem başkaları planında. وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءُ. Ve aynı zamanda bana kötülük de dokunmazdı. Hiçbir zarar dokunmazdı bana. Aç kalmazdım, yorulmazdım, yaralanmazdım, isyan edilmezdim, karşı gelinmezdim. Hiç kimse bana bir şey yapamazdı o zaman. Çünkü ben gaybı bilseydim, böyle güçlü olsaydım, yani Allah gibi olsaydım biraz da. Çünkü gaybı bilen Allah. Peki ama insanlar gaybı hiç mi bilemezler acaba? Böyle bir soru hemen açılır. Ben de sevinirim tabii. Yani Kur'an'ı anlamak için adam bir soru soracak da ben sevinmeyecek miyim? Tabii karşımdaki Kur'an'ı anlamak için mi soruyor? Yoksa kendi kendisine bir konu üretmiş ya da yıllardır, aylardır kendince endişe ettiği konuları şimdi yeniden mi gündeme getirmiş? O benim sorunum değil. Ben bir uç buldum ya, Kur'an'ı anlamak için soru sorduğunu zannettim ya, o ne için sorarsa sorsun. Ne demiştin diyorum tekrar. Yani diyor ki, insanoğlu gaybı bilmez mi hiç, bilemez mi, mümkün değil mi? Tabii önce gayb nedir onu bilmiyoruz aslında. Gayb denilen şey, benim cebimdeki para senin için mi? Yani buna şeklen gayb diyoruz tabii. Ama
yatırırsın, ümüme çökersin ya da beni zorlarsın, çıkart paralar dersin, sen de bilirsin cebimde kaç para varmış. Bu kayıp oldu mu sence? Peki ama denizde ne kadar balık var, o mu kayıp? Hani denizin suyunu kurutup da tek tek toplayamam ki, baştan sona şöyle okyanusu tüm tarayacak bir ağ geremem ki. Tamam, ha bildik şimdi kayıp. Ya ama düşünsenize, yani öyle bir şey ki o kayıp olacak ve ben o şeyi bilince değil, ben ona iman edince mümin olacağım. Çünkü Allah kitabımın başında, eğer kitapla yol bulmak istiyorsanız, eğer kitap size cennet yolunu tarif etsin istiyorsanız, yani eğer Kur'an okuluna kaydolmak istiyorsanız, o zaman yapacağınız iş, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ olmalıdır diyordu. Demek ki ben denizlerde ne kadar balık var, bu kayıptır, ben bunu bilemem, dolayısıyla iman ediyorum, tamam, Kur'an bana yol gösteriyor dedim, öyle mi? Bilmiyorum ama bana hoş gelmedi. Çok şık değil diyorlar ya, bu şık değil yani. Peki ne oldu? Ne yapacağız o zaman? Kayıp bulalım da bunu insan bilir mi bilmez mi onu anlayalım. Ya da mesela Ad kavmi döneminde kaç kişi yaşıyordu acaba? Bilmem. Bilebilir miyim? Hayır. İnandın mı? Yani biraz daha şekil değiştirdi değil mi herhalde? Peki ya gökteki yıldızlar ya da şu anda ağaçlarda ne kadar yaprak var, ne kadar dal var, ne kadar çöp var, ne kadar ot var, hepsini ancak Allah bilir, gayıptır. Yani bu beni biraz mümin etti ama Kur'an böyle, ben böyle inandım diye bana yol gösterdi mi, sosyal, ekonomik, bireysel, toplumsal hayatta benim yaşantımın programını çizdi mi Allah bununla? Biraz evet diyemiyorum, ne dersiniz? Size göre de öyle mi? Galiba kayıp öyle bir bilgidir ki bunu ben çatlasam patlasam bilemeyeceğime göre öyle bir bilgidir ki bu Allah'ın ne ile razı oluşu neye gazap edişi bilgisidir. İşte ben buna iman ettim mi o zaman mümin oluyorum. Kur'an'la yol buluyorum. Yani ey Allah'ım, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, ey biricik tek ilahım. Ben seni gaybı bilen biliyorum. Yani sen neden razı olursun? Sen neye azap edersin? Sen neye gazap edersin? Bütün bunları ancak sen bilirsin. Ben de senin bildirdiğin kadarını bilirim. Ne oldu şimdi? Ben de gaybı bildim mi? Mesela Cin suresine müracaat ediyoruz. Cenab-ı Hak 26. ayetinde diyor ki, Alimul gaybi, gaybı bilendir Allah. Evet, inandım. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا Ve Allah bu kayıp bilgisi konusunda kendi bildiklerini hiç kimseye aslında bildirmemiştir. Ama bir istisna, مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ Peygamberse, evet yani elçisine, razı olduğu elçilerini ancak bildirmiştir. Ona da bildirirken, فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا Yani önünden arkasından gözetçiler, gözetmenler, koruyucularla birlik bildirir. Yani yolda da ezip bozup, çalınıp, değiştirilip peygambere böyle karma karışık bir vahiy gitmez, bir gayb bilgisi gitmez elbette. Tekrar dönelim bu gayb bilgisine. Demek ki Allah peygamberlerine gaybı bildirmiştir. Evet. İşte şu önümüzdeki kitap gayb bilgisidir. Tamam. Hatta mesela İsmail aleyhisselam döneminden mi başlarsınız? Yoksa ta başa Adem aleyhisselama mı? Veya peygamberimizden hemen önceki son halka İsa aleyhisselama mı? Bütün bunlar gayb bilgileridir. Hatta Allah diyor ki, tilke min enba'il gaybi nuhiha ileyk. Bunlar gayb haberleridir. Biz sana haber veriyoruz diyor Allah. Öyleyse Allah'ın haberi olarak aldığımız bu gayb bilgileri, kişinin kendi kendine bilemeyeceği, Allah'ın rıza ve gazap yollarının tescilidir, ana bilgileridir. Ben onları ancak Allah'tan öğrenebiliyorum, kendi kendime öğrenemiyorum. Allah da bana bir bölümünü bildirmişse, işte o ben o bir bölümüyle beraber Allah'a kul köle olmaya çalışıyorum. Tekrar dönüyoruz ayete. قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْس۪ي نَفْعًا وَلَا دَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ Allah, eğer izin verirse, Allah eğer yol gösterirse, Allah eğer güç verirse, ben zarar ve fayda vermek konusunda kendi kendime hiçbir şeye sahip değilim ama Allah'ın izni hariç elbette. Zaten eğer gaybı bilseydim, yani yarını bilseydim,
Allah gibi bilseydim, hayatı Allah'ça bilseydim, gücüm ona yetseydi, fayda ve zarara gücüm yeterek kaybı bilebilseydim, o zaman çok daha fazla hayır yapar ama bana hiçbir kötülük dokunmazdı. İn ene illa nezirun ve beşirun li kavmi yu'minun. Öyleyse beni bilin. Ya da bana şöyle demeyin. Aa, biz de seni kaybı bilir filan zannediyorduk. Biz de seni yarını bilir, bugünü bilir, her şeyi bilir zannediyorduk. Etme eyleme. Sen o zaman nesin, neyin nesisin, nesin sen, hiçbir şey değil misin demeyin. İn ene illa nezirun ve beşirun li kavmi yu'minun. Ben ancak nezirim, beşirim ama iman edenlere. İman etmeyenler için sıradan bir insan bile değil, hatta belki onlara göre toplumun düzenini bozan, kardeşleri birbirine düşüren, aileleri paramparça eyleyen birisi olabilirim. Fakat öyle değil ben, iman iddiasında olanlara, iman etmek isteyenlere, eğer mümin olma sevdalısı ise bir kavme, hem beşir hem nezir durumundayım. Yani cenneti kaybetmek ve de cehennemi boylamakla uyarıcı, cenneti kazanmak ve cehennemden kurtulmakla müjdeci olarak görevlenmişim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.